Arkadaşlar iyi akşamlar iyi tatiller öncelikle şimdi yine güzel bir şirket analizi yapacağız şimdi bu ses senedimizin analizine başlamadan önce kanalımıza abone olalım beğen paylaş yapalım bildirim zillerimizi açalım ve çabucak hemen bugün sizin için seçtiğim güzel ses senetlerinden bir tanesi yine AX sigorta AX sigortada güzel sinyaller vermeye başladı. Dikkatimizi çeker konuma geldi. Bu ise senedin analizine yapmaya başlayacak olursak 8.88 TL zirve noktasını görmüş. Dip seviyesini de belirleyelim. Dip seviyesi seçim dönemlerinde 2.55 TL'den harekete kalkmış ve bir yükseliş trendi başlatmış yükseliş trendimizin başladığı nokta ve tarih 22 günlük hareketli ortalamanın 55 günlük hareketli ortalamayı kestiği tarihimiz 9 Haziran 2023'te. Eee Aksigorta hisse senetleri bir yükseliş trendi başlatmış. Yükseliş trendini de ben sizin için çizeyim. Ee, şöyle, burası iki mavi çizgi arasında kalan bölge aksigorta hisse senetlerinin e, yükseliş trendini gösteriyor. Fakat e, bildiğiniz gibi borsa endeksinde savaş haberleriyle gelen e, satışlardan aksigorta da çok güzel nasibini almış. O da çok güzel, e, çok yüksek bir değer kaybetmiş. E, 888 TL'den 551. TL'ye kadar dip oluşumunu gerçekleştirmiş ve şöyle bir bakalım. %37 yüzde yüzde 38'lik bir değer kaybına uğramış fakat e, fakat e, şu tarihte geçen hafta itibariyle 20 Kasım 2023 tarihinde çok güzel bir e, tepki çıkışı vermeye başlamış e, alım sinyalleri üretmeye başlamış şöyle görüyorsunuz yani belki benim savaş haberleriyle e, görmüş olduğum en çok değer kaybına uğrayan hisse senedi %35'in üstünü görmemiştim. E, Aksigorta'da %38'lik bir değer kaybı olmuş ve e, şu tarihlerde tarih olarak verecek olursak e, geçen hafta itibariyle 20 Kasım yani 4-5 iş günü öncesi 20 Kasım'da e, tepki alımları vermeye başlamış Aksigorta hisse senetleri ve dikkat çekici konuma geldi. Neden acaba dikkat çekici konuma geldi derseniz e, 55 günlük hareketli ortalaması 605 22 günlük hareketli ortalaması 606 ve kapanış fiyatı 6.36 TL'de kapanış yaparak 22 ve 55 günlük hareketli ortalamalarını üzerinde kapatmış bir hisse senedimiz güzel alım sinyalleri üretiyor. Görüyorsunuz. Şurası düşen kırılım düşen kırılımdan e, sıyrılıp e, şurada görüyorsunuz e, artık e, ak e, sigorta hisse senetleri düşmek istemediğini belirten e, alım sinyalleri üretiyor ve hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yapmış ve e, çok güzel bir noktada kapanış yapmış önümüzde yukarı çıkışlar olursa en önemli direnç noktası 6.98 TL 6.98 TL'de e, direnç noktası var. Düşmesi halinde ise destek noktaları neresi olabilir? Şurası olabilir. E, 5.98 Birinci destek noktası 5.98. Birinci direnç noktası e, 6.36 TL e, olarak e, görünmektedir. E, ele ki şuraları da bir kapanışlar yaparsa e, o da 6 96 7 TL diyelim. 7 TL'nin üzerinde kapanışlar görebilirsek Aksigorta'da e, çok iyi yerlere gideceğini e, düşünüyorum. Aksigorta'yı yapmış olduğum ön araştırma ve incelemede e, Aksigorta'nın çok güzel e, bilançoları gelmiş. O benim dikkatimi çekti. 9 aylık bilançoları çok süpersonik bir bilanço açıklamış onu da birlikte okuyalım bilançolarında ne diyor acaba bilançolarını açıkçası çok beğendim size de göstermek istiyorum onu evet bilançolarımız geldi şöyle şöyle görüyorsunuz sarı daire içerisine alıyorum birlikte okuyacağız. Çok güzel bir bilanço Aksigorta'dan geldi. Aksigorta'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 713 milyon 915 bin TL 714 milyon diyebiliriz ona. 2022 9 aylık bilançolarında ise eksi e, eksi e, ne yapmış? E, eksi 394 milyon 899 bin eksi bilanço açıklamış. Yani 2023 yılında e, Aksigorta zararlarını kapatıp bir yıl çok iyi bir iş yapmış. E, biliyorsunuz Sabancı grubunun Akbank, e, Aksigorta, Sabancı grubunun şirketleri bunlar hepsi. 713 milyon lira çok güzel bir kar açıklamış ve geçen yıldan kaynaklı olan 394 395 milyon liralık zararını şey yapmış kapatmış ve 713 milyon lira yani şöyle 713 394'e 1 milyar 100 milyon lira, lık bir artı pozisyon yapmış oluyor. 394 milyon açığını kapatmış. Artı 713 milyon. Çok güzel bir bilanço açıklamış. E, ak sigortanın karlılık oranını çok beğendim 2023 yılı 9 aylık bilançolarında karlılık oranını beğendim ve gördüğünüz gibi teknik analizlerine geldiğimiz zaman da çok güzel alım sinyalleri üretti ne gün üretti bu alım sinyallerini cuma günü cuma günü ak sigorta alım sinyallerini üretti harika bir konumda kapanış e, yaptı. Diğer finansal oranlarına aksigortanın bakacak olursak aksigortanın diğer finansal oranları bize neyi söylüyor? Yıldız pazarda işlem yapan güçlü bir sigorta şirketi. E, yıldız pazarda işlem yapıyor. Burası çok güzel. Diğer finansal oranları ne söylüyor aksigortanın? FK oranı 10. Gayet güzel. 10 puan FK oranıyla hareket ediyor piyasada. 355 milyon dolarlık büyük bir sigorta şirketi halka açıklık oranları %28 gayet düşük bir oranda %28 fakat sermayesi büyük 1 milyar 612 milyon lira büyük bir kasada sermayesi görünen Aksigorta hisse senetleri 700 17 milyon lira 2023 9 aylık bilançolarında kar açıklamış finansal oranları da çok güzel Aksigorta'nın orada da hiçbir sıkıntı göremedik orada da hiçbir sıkıntı göremedik Aksigorta'nın finansal oranları ve teknik analizlerini beğendim şimdi sert bir düşüş yapmış %37-38'lik savaş haberleri ile birlikte. endeksten kaynaklı bir satış baskısı yediğini söylemiştik. Ak Sigorta orada biraz Fazla değer kaybetmiş ama son bir hafta oldu çok güzel alım sinyalleri üretmeye başladı o yüzden dikkatimizi çekti artık yukarı fiyatlardan yani 8 TL, 8,5 TL yukarı fiyatlardan almış arkadaşlar varsa elinde zarar olan arkadaşlar varsa bu sinyal, bu bilanço, bu noktalardan sonra artık aksigorta görteli satmayı düşünmek. Ee, yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel sinyaller üretmiş. Çok güzel bilançolar üretmiş. Teknik analizi mükemmele dönmüş. Ee, Ak sigortayı beğendim. Ee, bu akşamlık aksigortada özet olarak söylemek istediklerim bu kadar. Herkese e, iyi akşamlar dilerim. İyi tatiller dilerim.